Galatasaray Trabzonspor'u ağırlayacak. Biz de şimdi Taner Karaman'la birlikte Süper Lig gündemini konuşacağız. Günaydın diyelim öncelikle Taner'e. Hoş geldin, iyi pazarlar. Günaydın sevgili Ceyda, iyi pazarlar sana da bütün izleyenlere de. Bugün Bolu'daki karı kıskandıracak İstanbul'da kar yağışı var Taner. Burada olamaz sanırım. Gerçekten Bolu 72 yılın en fazla kar aldığı dönemini geçiriyormuş. Ben de çok uzun süredir Bolu'ya gel git yapan biri olarak ilk kez bu kadar kar gördüm. Çok şaşırdım ama harika bir ortam var. Umarım İstanbul'da da öyledir. Şu an için öyle ama tabii akşam oynanacak bir dev karşılaşma var. Galatasaray Trabzonspor'u ağırlayacak bu akşam saat 19'da. Statta tüm önlemler alınmıştı bugünkü kar yağışı öngörülerek. Ama bakalım maç saatine kadar gelişmeleri ambeyan takip ediyor olacağız. Seninle de karşılaşmayı konuşalım istiyorum. Galatasaray çalkantılı bir dönemdeyken lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın puan kaybına tahammül yok. Trabzonspor da liderlik koltuğunda rakipleriyle aradaki o puan farkını açmanın peşinde ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin peşinde. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Taner? Şöyle ifade edeyim. Birincisi Trabzonspor cephesinde Vakayeme bu karşılaşmada ilk 11'de olacak. Ve bu tabii ki de Trabzonspor'un geçtiğimiz haftalarda Vakayeme'nin yokluğunda yaşadığı o topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıma sorununun da önüne geçmiş olacak. Yani bu çok mu vardı dersen Bakasetas ve Edin Visca varken evet zaten belli oranda taşıyabiliyordu. Ancak bu karşılaşmada Vakayeme, Bakasetas, Edin Visca üçlüsünün oynayacağı bir orta saha hattında Trabzon Galatasaray'ın merkez orta sahalarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu üçlü bu ligin o bahsettiğim hücuma topu taşımada en iyi üçlüsü. Böyle bir üçlüye karşı oynayan Galatasaray savunması zaten SOS verirken, problem yaşarken şimdi böyle bir üçlüye karşı da gerçekten de ne yapacakları ben de çok merak ediyorum ki kaleci performansıyla alakalı ciddi problemler yaşayan bir Galatasaray var ve geçtiğimiz hafta Trabzonspor Giresunspor karşılaşmasında tam 32 kez rakip ceza sahasında topla buluşmayı başardı. 32 kez rakip ceza sahasında topla buluşan bir Trabzonspor takımı belki de Galatasaray karşısında bu oranda yine bunu başaramayacak ama bunun belli bir oranda 20 rakamın üstüne sayısının üstüne çıkması demek Galatasaray'ın kalesinde gol görmesi anlamına gelebilir. Galatasaray'ın Trabzonspor'da herhalde şu anda Torrent'in bence en çok dikkat ettiği ya da en çok böyle kara kara düşündüğü nokta Vakayeme, Bakasetas, Edin Visca üçlüsünü nasıl frenleyeceğim, o bölgeye nasıl bir önlem alacağım diye olabilir ve Trabzonspor bu üçlüden gelecek skor katkılarıyla ben maçı önde götüreceği uzun bir süre olacağını düşünüyorum karşılaşmada. Peki Taner, hazır seninle de birlikteyken bir futbolcuları karşılaştıralım istedik. Savunmadan başlayalım. Savunmada her iki takımın savunmada lideri Vitor Hugo ve Marcao'yu karşılaştıracak. Vitor Hugo 17 maçta, Marcao 12 maçta forma giydi. Pas yüzdesi Marcao'nun %89, Vitor Hugo'nun %93. Top kapma 1.2'ye 0.5, Vitor Hugo 0.5, Marcao 1.2. Hava topu kazanma oranları 1.8 Marcao, Vitor Hugo 2.1. İkili mücadele kazanma oranları ise her iki futbolcunun eşit %62. Şöyle aslına bakarsan savunma adamlarını özellikle stoperleri şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yanında oynayan ya da işte savunma dörtlüsünde hatta kalede oynayan oyuncular ne yapıyor kısmı aslında oyuncuların performansını belirliyor. Ben Marcao ile Vitor Hugo arasında devasa farklı olduğunu düşünmüyorum. İki oyuncu da gerçekten de belli bir seviyenin üstünde performans ortaya koyabilen bir oyuncular ki şu an ekranda gözüken performans rakamlarında hatta Marcao bir adım daha önde Vitor Hugo'ya göre. Ancak Vitor Hugo'yu öne çıkartan nedir dersen de savunmadaki istikrar. Şimdi orada savunma adamları arasındaki istikrar ve uyum artı kaleci performansı stoper bölgesinde olan oyuncuları performansında yukarı çıkartıyor. Bu yüzden de Marcao'nun geçtiğimiz hafta yedirdiği tabiri caizse gole bakarsanız bu seviyedeki bir oyuncunun kaçırmaması gereken, yapmaması gereken pozisyon hataları ve sonucunda yenilmiş bir golden bahsediyoruz. Ama Vitor Hugo'ya baktığımız zaman evet Vitor'un da ciddi hataları olabiliyor. Ama o dörtlü hatta kaleciyle birlikte savunmadaki o beşli oyuncu grubu bu hataları telafi edebiliyor. Bu anlamda ben Vitor Hugo'nun bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum Marcao'ya göre. Çünkü Marcao biraz daha hani
tabiri caizse arkasını toplayabilecek bir oyuncu topluluğuyla oynamıyor şu anda. Peki devam edelim. Orta sahayla orta sahadan karşılaştırmamız ekranlara yansısın. Bakalım kim geldi? Alexander Çıkıldao ve Marek Hamşik Herhalde. karşılaştırması. Çıkıldao 19 maçta, her ikisi de 19 maçta forma giydi Taner. Çıkıldao'nun 3 golü var, Marek Hamşik'in 2 golü var. Hamşik'in 3 asisti var, Çıkıldao'nun 2 asisti var. Pas yüzdeleri Çıkıldao'nun %82, Marek Hamşik'in %87'dir. Replink oranları 0.8'e 0.7, Çıkıldao'nun 0.8. İsabetli ortaları Çıkıldao'nun 0.7, Marek Hamşik'in ise 1.2. Evet, aslında birbiriyle çok karşılaştırmasına da gerek kalmayan iki oyuncu. Her ne kadar ekrandaki rakamlar birbirleriyle paralel oyuncular gibi gösterse bile bir değer eksik sevgili Ceyda. O da nedir biliyor musun? Topu üçüncü bölgeye taşıma, hatta ikinci değeri de söyleyeyim, şut pası. Yani bu nedir? Ve aynı zamanda asist pası. İşte bu değerlerde Marek Hamşik öne geçiyor. Yani Marek Hamşik'in buradaki oyun zekasını matematiksel değerlerle ölçümlememiz çok mümkün değil. Burada Çıkıldao aslında üstünlük sağlıyor. Her ne kadar performans rakamları, en azından şu anda ekranda gösterilen performans rakamları birbirleriyle çok paralel gibi gözükse bile Marek Hamşik oyun zekasıyla topu şut öncesi paslarıyla doğru yerlere göndermesiyle Çıkıldao'ya göre bir adım daha öne çıkıyor. Hatta şöyle bir ifadede bulunayım. Çıkıldao yerine Marek Hamşik Galatasaray'da oynasaydı Galatasaray şu anki pozisyondan muhtemelen 3-5 basamak daha yukarıda olurdu. Çünkü gerçekten de belki skora katkısı sadece 5 gol ama bunun da öncesinde dolaylı olarak skora katkısına bakarsak işte o dolaylı katkılarda çok daha fazla işler yaptı Marek Hamşik. Ki zaten Abdullah Hoca'nın da ne yapacağını bildiği bir oyuncuydu Marek Hamşik ve transferini de çok istediği bir isimdi. Hatta şöyle bir ifade de bulayım. Yani Marek Hamşik'in transferi döneminde Abdullah Avcı çok uğraş vermişti. Hatta bizzat oyuncuyla görüntülü görüşmeler bile yaptı. Onu ikna etmek adına onunla bizzat telefon görüşmeleri de yaptı. Ve aslında ne yapması gerektiğini, takımda olmasının ne katkılar sağlayabileceğini bizzat bilen bir teknik adam olduğu için bu kadar ısrarcıydı. Ve şu anda da hayal ettiği gibi de oyuncuyu değerlendiriyor sahada. Ve gelelim Kerem Aktürkoğlu ve Vakeme'ye. Kerem Aktürkoğlu genç isim, Vakeme Trabzonspor'un göz bebeği. Hatta taraftar döndüğü için çok mutlu bu maça yetiştiği için. Bir hastalık süreci yaşadı biliyorsun Vakeme. Kerem 21 maçta, Vakeme 16 maçta forma giydi. Kerem'in 5 golü 2 asisti var. Vakeme'nin 6 gol 7 asisti var. İsabetli şut oranları 0.5 Kerem, 1.1 Vakeme. Driplingleri Kerem'in 2.1, Vakeme'nin 2.5. Pas yüzdesi Kerem'in %75, Vakeme'nin %79. Gerçekten karşılaştırması çok çok zor bir ikili. Yani ikisi de kendince klas oyuncular ve ortaya koydukları katkı mükemmel. İki oyuncuyu da rakibin hocalarına sorsak hani ister misin desek herhalde gözü kapalı hemen der. Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi olduğu çok özellik var. Vakayeme ligin çalım kralı. Kerem'e de baktığımız zaman o da az önce Marek Hamşik'te bahsettiğim gibi attığı paslarla oyuna yaptığı katkıyla oyuna ciddi oyun zekası katan bir isim. Bu yüzden de ben burada eşitlik demek istiyorum. Ne Vakayeme ne de Kerem birbirine üstünlük sağlayamazlar. Çünkü ikisi de gerçekten de olabildiğinin en iyisi performansı ortaya koyuyor. Bu süreç sonrasında şimdi Vakayeme geri döndü. Bu maç eksiğinden sonra nasıl bir katkı sağlayacak bunu ben de merak ediyorum. Ama geçmiş performanslarına bakarsak ben Kerem'le Vakayeme birbirinden ayıramıyorum. İki oyuncu da majör diyebileceğimiz seviyede bu ligin orta saha oyuncularından bir tanesi. Hatta ikisi de Avrupa'nın 5 büyük liginde doğrudan oynayabilecek kalitede oyuncular. Hızlıca atanlara da bakalım Taner seninle birlikte. Halil Dervişoğlu ve Cornelius. Halil 18 maçta, Cornelius 21 maçta forma giydi. Cornelius'un 11 golü 1 asisti, Kerem'in 3 gol 1 asist, özür dilerim, Halil'in 3 gol 1 asisti var. İsabetli şut oranları Halil'in 0.8, Cornelius'un 1, driplingleri 1.9 Halil Dervişoğlu, 0.4 Cornelius. Hava topu kazanma oranları Halil Dervişoğlu'nun 0.8, Cornelius'un 2.7.
Tabii bu listede Halil'i şu an konuşuyor olmamızın en büyük sebebi Mustafa Muhammed'in Afrika Kupası'nda olması, Chadli'nin de sakatlığı. Normalde Galatasaray'ın üçüncü golcü olarak planladığı Halil şu anda Galatasaray'da Cornelius'un karşısında. O yüzden de tabii ki de doğal olarak Cornelius şu an birkaç adım, hatta çok daha fazlası önde Halil'e göre. Ve Cornelius'u bu kadar öne çıkartan nokta arkasında oynayan oyuncuların şu anda Edin Visca, işte daha arkada Marek Hamšík, önünde işte Bakayeme, Bakasitas gibi oyuncularla bu karşılaşmaya çıkacak olması Cornelius'un. Ama arka tarafta işte daha öndeki Halil'in arkasında oynayan oyuncu grubuna baktığım zaman Trabzonspor'un orta sahasına 100 üstünden 90 veriyorsak Galatasaray'ın orta sahasına verebileceğimiz puan 100 üstünden biraz 50-60 gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Taner. Kıymetli değerlendirmelerin için ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz Taner Karaman'la birlikte dev maç öncesi değerlendirmelerimizi, futbolcu karşılaştırmalarını yaptık.